Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, Derince Müftülüğü Kur'an'da Adab-ı Muaşerat dersimizden bugün yeminde adab-ı muaşerat. Yemin. Bunun üzerinde duracağız. Her zaman, her yerde karşılaştığımız, zaman zaman farkında olmadan içerisinde kendimizi bulduğumuz yemin konusunun üzerinde duracağız. Ölçü ne? Bir defa şu ayetle başlamak istiyorum. La yu'ahizukumullahu billahvi fi eymanikum velakin yu'ahizukum bima kesebet kulubukum. Veya ittehazu eymanahum cünneten hikayeti birleştiriyorum. Fesaddu an sebilillah. Şimdi bazen yaptığımız yanlışları doğru olarak empoze etmek için yeminler ediyoruz. Bazen efendim alışkanlık haline gelmiş yemin ediyoruz. Peki neler yemindir, ölçü nedir, neler yemin değildir? Kısa öz olarak bunun üzerinde duracağız ve sonuç olarak neyi gerektiriyor? Bir defa kasem vavu var, vav harfi var, ta harfi var, ba harfi var. Vallahi, billahi, tallahi. Vallahi eğer olursa, billahi, tallahi. Bakınız dikkat edin. Lafzayı celilenin sonu esre. Esre. Yani kasem harflerinden yemin edilirse yemin olur. Bu bir. İki, halk arasında yemin olarak kabul edilen ifadeler var. Halk arasında. Çünkü kitap, sünnet, icma, kıyastan sonra fer'i delillere bakıyoruz. Halkın örf, adet, gelenek, görenekler ve benzeri şeyler de şeriatta delil olarak kabul edilir. Ve bu delil olarak kabul edilen halk arasında öyle bir şey yerleşmiştir ki halk arasında onu söyleyen yemin etmiş sayılır gibi oluyor. Bakınız. İkinci olarak bu. Şimdi yeminin 3 tane çeşidi var. Yemini lav, yemini kamus, yemini mun'akide. Fakat bunlardan asıl bizi ilgilendiren yalan yere yemin etmek. Yalan yere yemin etmek. Atalarımız ne kadar güzel söylemiş. Doğru söz yemin istemez. Doğru söz yemin istemez. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, farkında olmadan Allah'ın ismini anıp yemin ettiğimiz gibi zaman zaman da Allah'ın dışındaki varlıklara yemin edenler oluyor. Hele hele çok nahoş ifadeler, söylenmeyecek ifadeler üzerinden yemin etmeye kalkışıyor ki kişi ağza alınmayacak lafızlar. Kafir olayım. Bir örnek. Anam bilmem ne olsun. Haşa. Ana. Ana. Dinden çıkayım. Ya niye çıkıyorsun dinden? Bu tür ifadeler zaman zaman garip garip şeyler veya yaptığımız bir yanlış onu güçlendirmek için yemin. Bir mal satıyoruz. Vallahi billahi tallahi bunu şu fiyata aldım bu fiyata. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim. Özetleyecek olursak bir, Allah'ın dışındaki varlıklara yapılan yemin, yemin değildir. İki,
Yeminin üç tane çeşidi vardır. Yemini lav, yemini kamus, yemini münakide. En tehlikeli olan bir şeyin olmadığını bile bile. Öyle değil. Karşısındaki insanı inandırmak için yalan yere yemin etmektir. Ki bundan dolayı kefaret gerekir. Ya 3 gün oruç tutacak, ya 10 fakiri yedirecek veya buna benzer başka cezaları var. En tehlikeli olan bu. Üçüncüye geldiğimiz zaman Allah üzerine yemin edecek. Yemin-i lav, yemin-i kamus, yemin-i münakide, yalan yere yemin eden bir insanın yemin kefareti ödemesi lazım. Bu dünyalı. Ahirette inşallah kalmıştır. Yani o yemini bozduğu zaman mutlaka kefaret ödemesi lazım. Geldik bir diğer, üçüncü maddeye geldik. Allah'ın dışındaki varlıklar üzerinden çocuğumun ölüsünü öpeyim. Müslüman, kafir olayım, haşa. Falan 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 şeyler olayım. Böyle bir yemin olmaz. Bir diğer önemli konu yine ölçü. Dini mubini İslam'a ters düşecek bir noktada yemin ettikse. Mesela falanın malını çalmaya, filanın hakkını gasp etmeye, falan yerde yalancı şahitlik yapmaya yemin ettik. Henüz bunu da yerine getirmedik. Ne yapmamız lazım kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim? O yeminden dönüp kefaretini ödemek o yemine sebat etmeden evladır. O yemini terk edeceğiz. Terk etmemiz gerekiyor. Şunu anlıyoruz dördüncü madde olarak. Şunu anlıyoruz. Eğer Allah'ın yasakladığı bir şeyin oluşumuna yemin etmişsek, o yemini bozacağız. O yemini bozmak vaciptir. Ondan sonra bozacağız ve kefaretini ödeyip birinin hakkının birine geçmesine engel olacağız. Allah'ın yasakladığı bir şeyle meşgul olmayacağız. Ama kitap ve sünnete baktığımız zaman kimi malını satmak için efendim, vallahi billahi tallahi ağzına alıştırmış efendim, kimi kendisini emniyette emin, güvenilir biri olarak hissettirmek için Allah'ın Resulü'nün hadisi şeriflerinde yemin ederek malını satana çok da güzel ahiret için bir şey vaat etmemiş, onun cezasını çekeceğini ifade buyurmuş Allah'ın Resulü. O açıdan geliniz biz olalım. Allah'ın dışında başka varlıklar üzerinden yemin etmeyelim. Yemin ederek birinin hakkını birine vermeyelim. Kendimizi emin hissettirmek için kasem vavını, ta harfini, vallah, billah, tallah, böyle Rabbim muhafaza eylesin, yeminlerinden meşgul olmayalım diyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Cumanız mübarek olsun.